Kyoshi'nin uzun hayatı nihayet sona erdiğinde bir sonraki avatar doğdu. Ateş ulusunun asil oğlu Ruku. En iyi arkadaşı ve tahtın varisi Suzi'nin yanında büyüyen Ruku, 16 yaşında avatar olarak ortaya çıkana kadar büyük ölçüde sorunsuzdu. Suzi'nin ateş lordu olduğu yıllarda bile sürekli eğitim aldı ve yine de ikisi kardeş kadar yakın kaldı. Yeniden bir araya geldiklerinde, Ruku'nun evlenme zamanı geldiğinde sadıç olarak yardım eden Suzi'ndi. Ancak Suzi'nin hırsları her geçen yıl daha da artmıştı. Suzi niyetinin ne kadar iyiliksever olduğunu iddia ederse etsin, dehşeti düşen Ruku'ya dünyayı fethetme planlarını açıkladı. İkisi ayrıldı. Onlarca yıl küs kaldılar. Ruku'nun ada evinin yanında bulunan yanardağ patladığında Suzi arkadaşının yardımına koştu. Sadece Ruku'nun ölümüyle birlikte vizyonunu gerçekleştirebileceğini fark ettikten sonra Ruku'yu küllerin içinde ölmesine göz yumdu. Ruku'nun ölümü ile Suzi'nin hava bükücülerini yok etmesi arasındaki yıllar Engin bakış açısına göre barışçıl yıllardı. Hevesli bir öğrenci olarak coşku ve yenilikçi bir ruhla hava bükmede ustalaştı ve yıllarca süren çalışmasını havalı scooter'ın icadıyla tamamlamıştı. Keşiş Gyatso tarafından büyütüldü. Uçan bizonuyla uyum içinde yaşadı. Arkadaşlarıyla oyunlar oynadı. Bunlar nazik günlerdi. Tapınağın yaşlıları, küresel huzursuzluktan korkan Eng'e avatar kaderini anlattığında acımasız bir şekilde sona ermişti. Bunalmış olan Eng, bizonu Appa ile birlikte kaçtı. Ancak şiddetli bir fırtınanın ortasında kalmışlardı. Dehşete kapılan Eng, avatar formuna girdi ve kendisini ve Appa'yı devasa bir buzdağının içine hapsetti. Hikaye burada böldüğüm için üzgünüm dostlar. Bu videoda son hava bükücü avatarın tüm hikayesini anlatacağım. Bir sonraki bölümlerde ise tüm bilinmeyen yan hikayelerine değinerek farklı bir bakış açısını kazandırmayı planlıyorum. Avatar çocukluğumuzun çizgi filmi olduğu için bendeki yeri apayrıdır. Eminim ki aranızda bu çizgi filmi seven 20-25 yaşlarında bireyler vardır. Zira bu çıktığında ben daha 12 yaşlarındaydım. Çizgi filme dair birçok hikaye ve alt metin var. Sizin teorinizin de bir sonraki videoda çıkması için Discord sunucuma gelmeyi unutma. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak da videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu çizgi dizi hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir, kanalıma hala abone değilsen de abone olabilirsin. Katıl üyelerine ayrıcalıklı olarak videomuzu ilk izleyerek beklemek zorunda olmadan erişebilirsin. Sohbet ve teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eng tüm bu yıllarda kayıptı. Böylece Ateş Ulusu 100 yıl savaşında yıkıcı bir saldırı yapmak için büyük kuyruklu yıldızın gücünden yararlandığında, daha sonra Suzi'nin kuyruklu yıldızı olarak yeniden adlandırılan Ateş Lordu Suzi'ninle yüzleşecek bir avatar da yoktu. Hava ulusunun soykırımı çok büyüktü. Suzin şu anki avatarın doğduğu ulus olduklarını bilerek onları tamamen yok etmişti. Bu da toprak krallığını ve su kabilelerini ateş ulusuna karşı harekete geçirecek bir savaşı başlattı. Yine de tüm bu katliama rağmen asıl hedef büyük kaldı. Suzin yıllar sonra orada bir yerlerde saklandığını bildiği avatarı yakalayamamasını yazacaktı. Eng buzda 100 yıl geçirmeye devam etti ve dünyayı en çok ihtiyaç duyduğu zamanda bir avatar olmadan bıraktı. Ateş Lordu Azulon, Suzi'nin yerine geçti ve fetih seferine kana susamış bir gayretle devam etti. Güney Su kabilesi bu yıllarda harap oldu. Merkez şehirlerini yok eden, su bükücülerini kaçıran ve sonunda Kıya Katara ve Sokka'nın annesinin hayatına mal olacak onlarca yıllık şiddetli baskınlara yol açan bir saldırıya maruz kaldı. Ateş Ulusu'nun Toprak Krallığı'nı yok etme girişimleri daha az sorunsuz ilerledi. Ulusun muazzam kesimleri gerçekten yok edilmiş, boyun eğdirilmiş ve Ateş Ulusu'nun kontrolü altına alınmış olsa da efsanevi başkenti Ba Sing Si ele geçirilememişti. Ateş Ulusu'nun veliaht prensi General Airo, gençliğinde iyiye işaret gibi görünen bir vizyon görmüştü.
Kendisi sonunda Ba Sing Si'yi fethetti. Bu kehanetten güç alarak ve efsanevi yeteneğinin zirvesindeyken arkasında Ateş Ulusu ordusunun tüm gücüyle şehrin en dış duvarını kuşattı. Toprak Krallığı'nın güçleri güçlü bir şekilde savaşmış olsa da Ba Sing Si'nin en dış duvarı sonunda aşılmıştı. Bu muazzam bir zafer olarak selamlandı. Ta ki General Airoh oğlunun savaşta öldüğü haberini alana kadar. Yıkılan Airoh hırpalanmış ordusunu, onların zayıf moralini ve kendi moral bozukluğunu değerlendirdi ve 600 gün sonra kuşatma sona erdi. Ateş Ulusu geri çekildi ve Ba Sing Si fethedilmeden kaldı. Airoh, küçük kardeşi Auzai bu trajedinin ortasında kendi konumunu ilerletmek için bir fırsat hissetti. Airoh, Ateş Ulusu'na utanç içinde döndü ve bir varis olmadığı için babaları Ateş Lordu Azulon'un onu tahtın varisi olarak belirlemesini önerdi. Azulon öfkelendi ve Auzai'ye kefaret olarak ilk doğan oğlu Zuko'yu öldürmesini emretti. Zuko'nun annesi ve Auzai'nin karısı Ursa oğlunu kurtarabilmek için umutsuz bir çabayla kocasıyla birlikte komplo kurdu ve Azulon'u uykusunda öldüren bir zehir hazırladı. Auzai Ateş Lordu olarak taç giydi. Ancak Ursa sürgün edildi ve Zuko'yu koruyucusuz bıraktı. Birkaç yıl içinde Ateş Lordu Auzai oğlunu savaş odasında sıra dışı konuştuğu için halka açık bir düello karşısına çıkarak cezalandıracak, yüzünü kalıcı olarak yaralayacak ve onu amcası Airoh'un yanında Avatar için sonuçsuz bir arayış olduğuna inandığı şeye gönderecekti. Auzai'nin gücü sağlamlaştırıldı ve yönetimini tehdit eden herkes kovuldu. Aang nihayet asırlık uykusundan uyandı. Onu saklandığı yerden çıkarmaya bu kadar hevesli olan Ateş Ulusu güçleri tarafından değil, annesinin Ateş Ulusu'nun pençelerinden korumak için öldüğü su bükme işlemini uygulayan bir kız olan Katara tarafından uyandırılmıştı. Aang'in bıraktığı dünyadan tamamen farklı bir dünyaya gelmişti. Ancak yine de kendi sorumluluğunun altında ezilmiş buldu. Katara onlarca yıl önce misilleme olarak kaçırılacak olan su bükücüler tarafından düşürülen ele geçirilmiş bir Ateş Ulusu gemisini gösterdiğinde Aang şaşkınlık içinde sarsıldı. Sadece bir haftadır buzda değil miydi? En fazla bir ay. Katara inanamayarak Aang'in 100 yıldır dünya için fiilen ölü olduğunu sonucuna vardı. Dört ulus kargaşa içindeydi ve onun yokluğu kısmen hatalıydı. Ve böylece Avatar son hava bükücü başladı. Aang halkının yok edildiği, Ateş Ulusu'nun hakimiyetini ve savaşın en uzak yerlere bile ulaştığını öğrenecekti. Ateş Ulusu'nun prensi Zuko'nun Avatar'ın varlığından haberdar olması çok uzun sürmemişti. Aang, Güney Su kabilesini korumak için kendini Zuko'ya teslim etti. Ancak Katara ve Sokka, Avatar'ı kurtarmak için Aang'in gökyüzü bizonu Appa ile birlikte onu kurtarmaya gitti. Kıl payı kurtulduktan sonra üçlü kuzeye yöneldi ve önce Aang'i Güney Hava Tapınağı'na götürdü ve karanlık gerçeğini tanımasını sağladı. Onun son hava bükücü olduğunu. Kış gün dönümünde Aang kendisinin önceki bir enkarnasyonu olan Avatar Ruku'dan bir mesaj aldı. Aang'e Sozin kuyruklu yıldızı geri dönene kadar 4 elementi de öğrenmesi ve büküme ustası olması gerektiğini söyledi. Kuyruklu yıldız Ateş Lordu Auzai'nin ateş bükme güçlerini çok güçlü hale getirecek ve ona savaşı kazanmak için ihtiyaç duyduğu son avantajı sağlayacaktı. Birdenbire işler çok daha vahim görünmeye başladı. Avatar takımı Kuzey Su kabilesine giden yolu bulurken Ateş Ulusu'nun amirali Zao'nun çok geride olmadığı ortaya çıkmıştı. Aang'in su bükme eğitiminin üzerinden çok geçmeden Ateş Ulusu'nun donanması kuşatmaya başladı. Ancak Zao'nun gerçek niyeti Kuzey Su kabilesini yok etmek değil, fiziksel formu şehrin tepesinde bulunan bir gölette bir koi balığı olan Airoh'u Tui'yi öldürmekti. Avatar'ın dikkati dağılırken Zoe, Tui'yi yakalayıp öldürdü ve tüm su bükücülerin güçlerini kaybetmesine neden olan bir ay tutulmasına neden oldu. Ateş Ulusu'nu kovmak için Aang, Avatar formuna girdi ve okyanus ruhu La ile birleşerek dev ruh balığı Kozilla'yı oluşturdu.
Burada Aang nihayet su bükme eğitimini de tamamlamış oldu. Çatışma sona erdikten sonra Kuzey Su kabilesinin prensesi Yui henüz bebekken Ay Ruhu tarafından kurtarıldığı ortaya çıkmıştı. İyiliğin karşılığını veren Yui, Ay Ruhuna hayat vermek için kendini feda eder ve aynı zamanda onunla bir olur. Aang'in avatar olma yolculuğunun ikinci ayağında o ve arkadaşları Kral Bumi'yi bulmak için Omashu'ya giderler. Ancak bunun yerine çok farklı bir toprak bükme eğitmeni bulurlar. Güneybatı Toprak Krallığı şehrine giderken avatar formu hakkında çok daha farklı şeyler öğrenmişlerdir. Yani eğer Aang avatar formundayken ölürse reenkarnasyon döngüsü sona erecekti. Vardıklarında Bumi'yi Zuko'nun kız kardeşi Azula tarafından yakalanmış buldular. Kurtarıldıktan sonra Bumi Aang'e öğretmeyi reddetti ve bunun yerine ona saldırmadan önce bekleyen ve dinleyen bir öğretmen bulmasını söyledi. Bu öğretmen inanılmaz becerilere sahip kör bir toprak gücü olan Tofu oldu. Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Tofu'nun yetenekleri aşırı korumacı ebeveynleri tarafından engelleniyordu. Asla değişmeyeceklerini anlayan Tofu, avatar takımına katılmak için Aang'e dünyanın sırlarını öğretmek için ailesini geride bırakmıştır. Aang ve avatar takımı Siwong çölündeki Wansi Tong kütüphanesine ulaşana kadar Azula ve Ateş Bükücü ekibi tarafından takip edilmiştir. Burada Sokka ve Ateş Ulusu'na saldırmak için bir fırsat olarak görülen güneş tutulması hakkında bilgi sahibi oldular. Bunun üzerine harekete geçmeden önce Appa yakalanır ve Aang, avatar ekibinin Dünya Krallığı'nın başkenti Ba Sing Si'ye götürülen bir yolda esirleri takip eder. O zamanlar şehir Long Feng ve gizli polisi Da Li tarafından gölgelerde yönetilirken kral dışarıdaki savaştan habersizdi. Aang geldiğinde Ba Sing Si sözde bir ütopyaydı, savaştan uzaktı. Ancak yüzeyin altında zalim bir polis devleti gibi yönetiliyordu. Avatar takımı Long Feng'i ifşa etti ve onu hapse gönderdi. Bu da gizlice Azula'nın ana planında rol oynadı. O zamana kadar şehir kısa süre sonra Azula ve Ateş Ulusu tarafından ele geçirildi. Ba Sing Si'nin darbesi sırasında avatar takımı Azula ile kafa kafaya çarpıştı. Darbeden krallığı uyarmak için Sokka ve Tofu Azula ile savaşmaya çalışırken düştü. Savaşın çaresizliği içinde Aang kazanmanın tek yolunun Katara'ya olan dünyevi bağlılığını geride bırakmayı seçerek avatar formuna girmek olduğuna karar verdi. Ancak bu kez dönüştüğünde Azula'nın yıldırım tarafından vuruldu ve savaştan ölümcül şekilde yaralandı. Aang ölecek gibi görünüyordu ve daha da kötüsü avatar döngüsü kırılacaktı. Katara bunun olmasına izin veremezdi. Kolundaki özel suyu kullandı. Kuzey Su Tapınağı'nda kendisine verilen ruh vahası suyunun iyileştirici gücüyle birlikte Katara Aang'i canlandırmak için suyu kullandı ve yüzlerce yıl süren avatar bilgisinin kaybolmasını engelledi. Avatar son hava bükücü hayranları dizinin 3. sezonunun en iyisi olduğu konusunda hemfikirdir. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Zuko'nun kefaret yoludur. Ba Sing Si'de geçirdikleri sürenin sonunda amcası Iroh hapsedildi ve Zuko bir kahraman olarak geri döndü. Avatar'ın öldüğüne inanan Azula onu Ateş Ulusu'nun evine getirdi. Yine de hayatı yaşamaya çalışan Zuko, Aang'in bir şekilde hala hayatta olduğunu giderek daha fazla ikna oldu ve bu yüzden Avatar'ı bulmak için bir suikastçı tuttu. Daha sonra Avatar, Ruko'nun annesinin büyük babası olduğunu öğrendi ve bu tamamen aklını başından aldı. Ba Sing Si'deki Zuko, Katara ile birlikte hapse atıldığında biraz merhamet kazandı ancak bu bilgi onu kurtarıcı dönüşü için gerçekten hazırlayan ana etkendi. Bir savaş toplantısında babasının sağ kolu olarak oturduktan sonra Zuko, hayatının babasının beklentilerini karşılama hayallerinin artık geçerli olmadığını fark etti. Oza ile yaptığı açıklayıcı bir konuşmada Zuko ittifaklarını netleştirdi ve babası ona saldırdı. Kaçtıktan sonra Zuko Batı Hava Tapınağı'ndaki Aang'in izini sürmeye gitti. İlk çatışmalardan sonra grup onu şüpheyle Aang'in öğretmeni olarak kabul etti. Sonunda Aang'in en büyük öğretmeni ve en iyi arkadaşlarından biri olduğunu kanıtladı. Aang, Sozin kuyruklu yıldızının gelişi için kendini tam olarak hazır hissetmese de Ateş Ulusu hazırdı.
tüm umutlar kaybolmuş gibi gözükmekteydi. Bu süre zarfında Aang ona son bir avatar tekniği öğreten bir aslan kaplumbağa ile tanıştı. Enerji bükmenin sırları. Ateş Lordu Ozai ile yaptığı düelloda Aang'in neredeyse her şeyini aldı ve sonunda neredeyse yeniliyordu. Ozai'nin saldırısı tarafından avatar formuna girmeye zorlandığında imparatoru öldürmedi. Bunun yerine Aang, Ozai'nin bükme güçlerini ondan almak için yeni keşfettiği enerji bükme becerilerini kullandı ve kötü adamı canlı ama tamamen mağlup etti. Aang, Ozai ile savaşırken Katara ve Zuko Azula'yı alt etmek için bir araya geldi. Katara'yı öldürme girişiminde bulunan Azula, şimşeği kendi erkek kardeşi tarafından engellendiğinde zihinsel bir kırılma yaşadı. Zuko vurulduğunda neredeyse ölüyordu. Ancak hayatta kaldı ve sonunda Ateş Lordu Zuko unvanı ve pozisyon alarak atandı. Böylece 100 yıl savaşı sona erdi ve Avatar Aang dünyanın bir süredir gördüğü ilk barış nöbetine girdi. Bu şekilde zafer kazanan Aang dünyayı kurtardı ve tarihin en önemli avatarlarından biri oldu. 100 yıllık yokluğu dünyayı daha önce hiç olmadığı kadar dengesiz hale getirmiş olabilir. Ancak Ozai'ye karşı kazandığı zaferde onu efsanevi bir şekilde yaşatacaktı. Tüm bu hikaye son hava bükücü olan kayıp avatarın hikayesiydi. Ancak yan hikayeler, bilinmeyenler ve daha fazlası ise bir sonraki videolarda yer alacaktır. Aynı zamanda Avatar Korra ve Aang'in öncesi gibi hikayeleri de sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu yüzden takipte kalın arkadaşlar. Evet dostlar, hikayeyi de burada bitiriyoruz. Eğer buraya kadar izlediyseniz de videoyu beğenmişsiniz demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.